Cumhurbaşkanımızın bizlere yaptığı bu ziyarette bizlere moral ve güç vermiştir. Kendilerine huzurlarınızda şükranlarımı arz ediyorum. Yangının başladığı günden beridir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde biz de burayı büyük bir endişeyle takip ediyoruz, izliyoruz. Türkiye'mizin acısı bizim acımızdır. Şahsım ve Kıbrıs Türk halkına hepinize geçmiş olsun diyorum. Hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. En erken zamanda bütün bu acıların, bütün bu yaraların sarılacağına ve dolayısıyla tekrar eski günlere kavuşacağımıza inancım tamdır. Türkiye güçlü bir ülkedir. Türkiye bizim ana vatanımızdır. Türkiye'nin imkanları ve bu hareket kabiliyeti, mobilize güç, 5000'den fazla çalışanın gerek orman dairesi gerek itfaiye her türlü imkanları ile ülkemizin bu yangın yerlerinde olağanüstü şartlarda yangının söndürülmesi için bir büyük çaba içerisinde olduğunu gözledim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de bir ekibin bugün buraya ulaşacağını, bizim de duyardığımızı buraya ifade edebilmemiz açısından bizim elimizdeki araç gereç ve bir takım mobilize faaliyetlerle kendi insanlarımızın, bir ekibimizin, sivil savunma teşkilatımızdan, orman dairemizden burada buranın çalışanlarla birlikte bu yangın söndürme faaliyetlerine katılacağını bir kez daha sizlere paylaşmak istedim. Türkiye'mize geçmiş olsun diyorum. Türkiye'nin acısı bizlerin acısıdır. Türkiye'nin mutluluğu bizlerin mutluluğudur. Bölge halkına, Manavgat'ımıza, Antalya'mıza ve diğer bölgelere tekrar geçmiş olsun. Hepinize saygılar sunuyorum.